8 yıl önce Rafet Elroman'ın desteğiyle müzik piyasasına giren ve kendi kanatlarıyla uçmaya başladıktan sonra da pek çok başarıya imza atan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in klip çekimine konuk olmaya ne dersiniz? Setten keyifli anlar geliyor ekranlarınıza. Deniz aşığı Yusuf Güney Çeşme'de klip çekti. Biraz atraksiyonda geçecek, ona göre lütfen galoşlarımızı Deniz aşığı genç popçuyu şoke eden soru. Bu kadar deniz aşığı, denizi seven bir insan neden denizi kirletir? Ha evet ya. Alaçatı'dayız. Yusuf Güney Çeşme'de klip çekti. Haydi gel sımsıkı sarılıp yakalım bir ateş. Kaptan şarkısı için kamera karşısına geçen genç popçu Alaçatı'yı mekan olarak seçti. Çeşme'de, Alaçatı'da. Alaçatı'nın inanılmaz bir şarkı konusu. İnanılmaz doğrular tabii. Yani o halden beni bu hale getirmelerine ben hayranlıkla izledim ve onu her zaman sorarım mesela. Nasıl yaptın bu işi? Bir kadın eli değdiği belli değil. Kesinlikle değil mi? Burasının bayağı sizin memeniz var mı? Biraz. Biraz değil mi? Lütfen mütevazı olmayın. Tabii ki klip sadece karada çekilmeyecek. En can alıcı bölümünü tabii tekneleri kullanacağız. Şimdi esas kaptan, zaten şarkının adı kaptan. Haliyle benim kaptanlığım da, gerçekte de olan kaptanlığım da biraz figürlerini diyorum gösterelim teknenizi. İkinci bir tekneyle sizlere arayacağım arkadaşlar. Biraz atraksiyonda geçecek, ona göre lütfen galoşlarımızı gelin de. Bayağı böyle yağmurluklarımızı falan gelin, sıkıntı olacak yani. Bu arada Yusuf Güney İstanbul'da teknede yaşamaya başlamış. Son herhalde bir 2-3 sene oldu ya. 2-3 senedir denizde yaşıyorum artık. Özellikle de bu sene ağırlığı verdim ve ne zaman ben? Mayıs'ta girdim ben tekneye. Mayıs'tan beri teknedeyim. Çamaşırımı orada yıkıyorum, bulaşımı orada yıkıyorum, yemeğimi orada yıkıyorum, ofisim orası, görüşmelerim orada oluyor. Orada uyuyorum, her şeyimi orada yapıyorum. Kaptanlık belgesi de olan Yusuf Güney, yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'a da deniz aşkını aşılamış. Bizim konuşma muhabbetimiz vardı o zamanlar. Hatta söylüyordu ya, nasıl yaptın, nasıl yedin, işte ben de istiyorum. Ya işte hani gel bir araya gelelim, ben ufaktan göstereyim de sana birkaç bir şeydi. Sonra eğitimi var bu işin, eğitimini aldıktan sonra kaptanlısın, bitti. Bundan sonra bir tekne lazım. Tekneyi aldıktan sonra eğitim. Beraber, deneyimlerle beraber öğrenilsin de, o tabii inanılmaz yoğun kendisi. Bu arada deniz aşığı olan Yusuf Güney'in aslında denizi kirlettiği de ortaya çıktı. Evet. Bu kadar deniz aşığı, denizi seven bir insan neden denizi kirletir? Denizi kirletir. Ben evet, kirletmem. Yusuf Güney kirletiyor abi. Ne yaptım abi? Her sene bir telefon fırlatıyorsun denize abi. Aa evet ya. Neden? Doğru diyorsun ya, o konuda evet haklısın da açığa fırlatıyorum abi. Açığa. O fasil oluyor sonradan denize kalıcı. Ya benim öyle bir huyum var evet ya. 2 senede bir, 3 senede bir kendimi resetleme amaçlı telefonum ve rehberimi herkesi denize atıyorum. Yani tabii belli her zaman görüştüğüm kişilere notunu alıp öyle bir huyum var ya. Bir... Her yıl denize telefon atan Yusuf Güney'e bu huyundan vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Artık denize inme vaktinde sıra. Klipte kullanılmak üzere jet ski ile bir şov yapıyor Yusuf Güney. Kaptan, bu gece tüm dertlere veda edelim. Kaptan, kalbime kırdı beni, sür de gidelim. Kaptan. Yusuf Güney jet ski'de hayli başarılıymış. Biraz serinlemek gerekiyor. Şimdi şu çok iyiyim dediği konuya bakalım. Bir sürat teknesiyle gösteri yapıyor Yusuf Güney. Klip için ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor. Kalbime kırdı beni, sür de gidelim.